Hale. Merhaba. Biz rahatsız ettik gerçekten. Hale. Evet ben rahatsız oldum. Gerçekten. Evet evet evet. Lütfen oturur musun? Aa, hadi lütfen. Ben her şeyimi sana anlatıyorum. Onunla hiçbir şey konuşmuyorum. Bence zaten sen biraz en, bana doğru, anlat. En doğrusunu dön, yapıyorsun. Dön, ben dön, sana bana demiştim anlat, ondan ben sana hayır gelmez diye. Ya ne bakıyorsun kızların arkasına? Hı-hı. Aa, gerçekten. Bana baksana. Bana bak. Beni ağlattığın bir şarkı var diye onu söylesene. Yerine sevemem. Aşığım ne yalnız. Bilme de. Dur. Lütfen. Ya. Sus var ya sen. Ne yapıyorsun? Merhaba. Merhaba. Siz elektrik bugiyi bilir misiniz? Parmaklarınızı getirin. Aşkım bir saniye. Şu an var ya canım balyaj yaptırmak istedi. Ben niye hiç balyaj yaptırmıyorum? Erkek olduğun için olabilir mi? Aslında makyaj yapmanıza hiç gerek yok. Güneş balçıkla sıvanmaz. İnanmıyorum. Kırşehir'le kazanama diye bana boşuna demiyorlardı hayat. Çok ceviz kırdım zamanı. Belli belli. Ben kıracağım aşkım şimdi. Gerçekten yine attırıyorsun benim şartellerimi. Aşk abicim tamam kızma. Ya ne abicim ya? Bu tam su Ellen. Aa, evet. Hesabı da bize kaktırmayacaksınız herhalde. Kaktıracağız. O zaman bugün gidelim. Ben şimdi hesabı ödeyeyim. Aşkım. Size bir fiyat çıkartayım. Alo. Tamam. Dinliyor musun? Dinliyor musun? İlk buluşma. Merhabalar Mustafa Bey. Telefonunuz çekmiyor numarası yapıp. Alo. Eşinize de çaktırmadan yanımıza doğru gelebilir misiniz? Bir saniye alo. Mustafa nasılsın? Teşekkürlersiniz. Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Ne yapıyorsun? Vallahi şakalamaya geldim. Gerginsin biraz değil sana mi? Sana şaka yaptı mı biraz. Eşin? Biraz. Daha önce şaka yaptı mı eşin sana? Daha önce şaka... Çok böyle büyük bir şaka yapmadı ama. Sen ama yapıyor musun? Ben yapıyorum ama sinir oluyor şakalar. Ne yapıyorsun? Hiç hoşuna gitmiyor benim. Ne yapıyorsun mesela? Neyle ilgili şakalar? Bir şey böyle devamlı sormaya falan kalkıyorum. Bir şey için 3 kere 4 kere ısrar. Şimdi, ya yeter benim bunun altında. Aynı biz bir şey tasarladık Sinan'la. Senin evet. İş yerindeki çalıştığın şimdi, arkadaşlarını evet. Tanıyor mu eşin? Bütün hepsini tanıyor. İsmen tanıyor. Hepsini? İsmen ha? Evet. Ama tanımadığı birileri var, girmiş olabilir mi şu anda? O kadar yok. Ha? Zaten ben buraya yeni geldim. Tanımazsa kesin problem var. Olur mu? Hiç olmaz. Şimdi bak sana bir şey söyleyeceğim. Sen bir lojistik firmasında çalışıyorsun. Evet. Şimdi bak eğri oturup doğru konuşalım. Bak şurada kameramızda görüyor musun? Karşı taraftaki kameramızda 3 tane kız var. Evet. Tamam mı? Onlar senin lojistik firmasında operasyondan arkadaşların mesaiye kaldı. Ben haftanın 4 günü mesaiye gidiyorum abi. Sizin timiniz var tamam mı? Ceren evet. Var, Sesil var. Hale var tamam mı? Tamam. Onlar sizin, senin yanına gelmemişler özellikle. Sen de onlara oraya gittiğin zaman oturup böyle kafanı çevirip bakacaksın, döneceksin. Biz sana her şeyi söyleyeceğiz. Niye senin yanına gelmiyorlar? Çünkü sen eşinin çok ki, kıskanç olduğunu evet. Söylemişsin onlara. İcazet almadan nasıl gelsinler? Ama sonra da yanına sen davet edeceksin. Ama tamam. Sonrasında onlar bakınca artık böyle gülünce falan filan. Gelin kızlar bari buraya diye. Ben sen onlara fal bakıyor musun, oturuyor musun, konuşuyor musun? Bir de sabah 4'lere kadar çalışıyor musunuz siz? Evet. Mesailer varmış. Onlarla kalıyor musun? Yoğun oluyor işte. Ne operasyonlar ne operasyonlar. Sen kendin gibi ol tamam mı? Evet. Kendi cümlelerini biz tamam. Söylediğimiz zaman değiştir. Çünkü seni tanıyor. Kaç senedir evlisiniz? 1,5 yıllık evliyiz ama ha. Liseden beri. Güzel. Seni çok, çok güzel. İyi tanıyor o yüzden kesinlikle. Doğal ol yani ona dikkat et. Biz her şeyi söyleyeceğiz Biz her şeyi söyleyeceğiz.
gerilme, şu sakinliğine devam et. Ciddiye tamam. indiği zaman hikayeye böyle gülmemeye çalış. Çünkü tamam. iş yerindeki durumla buradaki bir iç içe girdiği zaman bile kıskanmasına evet. gerek yok. Çünkü bir şeyler olur yani. Üç tane kız eşin gelmiş çok oraya. Çok sinirlendirdiğinde de onu sakinleştir. Evet. Sinirlendiği çok sinirlenir. Sen sakinleştir. Çok sinirlenir. Araya ama gir. Şunu söyleyeyim öyle kalkıp gitmez. Çünkü tamam. beni orada tek bırakamaz. Tamam. Gerekirse sen ona hayatım sen git biz burada biraz sohbet ediyoruz falan. Sen bize güven biz sana yardım tamam. edeceğiz. Sonuna kadar gidelim hadi. Tamam mı? Tamam teşekkür ederim. Biraz yengeyi geri geleceğim. Buraya. En yakın zamanda işi değiştirmem lazım. Niye? Bu ne ya böyle? Baksana bir gün izin aldık. Canımız nereye? Sıkıldı. Söyledin mi sen bir şey? Söylemedim. Göz ucuyla bak. Hay Allah ne yapacağız burada? Ben bir tane açık şey alayım. Sen ne içersin? Açık ama çok açık olur. Açık çok. Kızlar oradan çaktırmadan gülsenize. Kendi varlığınızı belli et. Kız tamam. Işte, dön. Dön sen. Şey keşke buraya gelmeseydik de. Vallahi nereden geldik ya? Vallahi daha böyle sakin şey bir yer istedik. Lan. Keşke buraya gelmeseydik ya. Siz de kızlar müteakip zamanlarda bakın biraz kime? Mustafa'ya. Tanıyorum de. Tanıyorum. Tanıyorum. Şimdi Ceren sen şey yap. Mustafa ne haberdi? İş yerinden de. İş yerinden. Nerede? İş yerinden. Mustafa ne haber? Sağ ol sen İyiyim, nasılsın Ceren? Ne yapıyorsun? Ne tesadüf de Ceren. Bu ne güzel tesadüf böyle evet. Çok güzel tesadüf. Gelin, böyle gelin hemen kalkın. Hemen gidin, hemen gidin. Hemen kalkın hemen. Gidelim mi? Olur. Hadi gidelim. Yok, abi şeyin altını iş yerinden arkadaşlarım da. Bir saniye ben seni tanıştıracağım şimdi. Şöyle montunu alır mı? Tanıştır Hale kendini. Hale. Merhaba Hale. Merhaba. Ben Sesi. Ben Hale, Ceren. Sesi. Ceren sen doğruya otur. Masanın başına evet. Ben anlamadım. Buraya niye geldin? Ben de Ceren. Merhaba. İş yerinden arkadaşlarım. Eşim Özge. Tamamen tesadüf diye öyle yaptım. Mustafa sen dalga mı geçiyorsun? Güzel bir tesadüf oldu ama. Yok dalga mı geçiyorsun? Hayır. Sen iş yerinde benim gibi değil mi? Biz sizin kıskanç olduğunuzu biliyorduk. İş yerinde Mustafa bahsederdi biraz. Neyse insanların niyet çalışmış. Biz sizin kıskanç olduğunuzu biliyorduk. Yani Mustafa iş yerindeyken bahsediyordu. Operasyondayken bütün gün beraberiz operasyonda. Çağırın. Mustafa. Bakar mısın? Bence sen de kal. Bence sen de kal. Ben geriliyorum. Bana sormadan masaya niye davet edeceksin? Güzel fal bakıyor Ceren gerçekten. Mustafa bana sormadan masaya niye davet ettin? Onun cevabı ver. Arkadaşların, ben sana fal iş arkadaşı. Mustafa hemen tamam, kahve siparişi arkadaş. Ver garsona Mustafa. Tamam sen iş yerinde görüşürsün. Ben görüşmek istemiyorum. Üç tane kahve alabilir miyim? Sade. Mustafa. İş yerinde görüşürsün hayatım. Ben görüşmek istemiyorum. Kahvelerini kendi masana alabilirsin. Sürekli iş yerinde görüşüyoruz. Kemal Bey'i yeni diğerlerine arkadaşım. Bir günde dışarıda görüşürüz. İsterse babamın oğlu olsun Mustafa. Ben görüşmek istemiyorum. İçinde allı pullu, gocuk, böröklü, şambur geçen üç tane cümle kur. Dön şimdi. Çok güzel allı pullu kıyafetleri giymişler. Üzerinde gocukları gayet şık. Böröklü şamburları eksik bence. Bakalım. Sen gül şimdi Sesil, sen gül. Ben hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Yani ben de hiçbir şey anlamadım. Mustafa, iyi misin? İyiyim, bir şey yok şu an. Allı pullu yani, giyinmişler bence. Türkiye'de başka bir yer kalmadı. Hepimiz buraya mı geldik? Burada mı toplandık? Bu kadar tesadüf mü oldu? Bence üzerindeki kocuk gayet güzel olmuş. Sen bir bana doğru bir dön. Evet. Dön. Keşke bir öpü çamburum olsaydı. Onu da ben de giyerdim. Mustafa. Efendim. Bak bana geliyorlar ha. Bir bana döner misin? Şşş. Mustafa. Gerçekten çok havlu bir gündeyiz ya. Vallahi Mustafa. Çok güzel bir tesadüf. Yalnız benim kıyafetim biraz uyumsuz olmuş. Keşke ben de rahatlı şamburumu giyseydim. Mustafa. Bir bana bakar mısın? Hala ben hiçbir şey anlamadım. Bir şey ya bir şey söyleyeceğim. Ben hiçbir şey anlamadım dediklerinden. Ben de anlamadım. Ben de anlamadım. Zaten bu tiple bir şey anlayacağımız. Hale biz rahatsız etmeyecek gidelim de Mustafa gelsin, Allah aşkına gitmeyin. Lütfen rica boş ediyorum. Boş ver.
Ama boş ver dedi benim için. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz rahatsız ettik. Hemen kalkın ayakta. Evet, ben rahatsız ettim. Gerçekten. Evet, evet, evet. Lütfen oturun. Şu an abi de elinden geçiyor. Benim için lütfen. Mustafa. Benim için lütfen. Ölüm mü öpün makinersiniz. Kahveler geldiği için. Tamam, kahveleriniz için öyle gidersiniz. Bu kahveler şimdi birazdan bunların başından aşağı dokunsun ya sen. Kahveleri içip öyle kalkın. Lütfen. Mustafa, iyi misin ya? Siz kahvelerinizi içerken ben fırça anlatayım. Sen iyi misin? Siz kahvelerinizi içerken ben size fırça anlatayım. Biraz güldüreyim ben size. Mustafa. Yavru kutup ayısı, anne kutup ayısının yanına git. Dinleme, dinleme. Anne kutup ayısının yanına şu an. Bir bana baksana. Anneciğim, benim babam kutup ayısı mıydı diye. Mustafa, bir bana bak. Evet yavrum, senin babam kutup ayısıydı demiş. Mustafa. Sonra demiş bana ki benim bir... dedem kutup ayısı mıydı? Devam bir et. Daha Mustafa sonra demem ben. Demiş ki benim dedem de mi kutup ayısıydı? Evet yavrucuğum, senin evet, dedem de kutup ayısıydı. Eşine bakma Mustafa sadece. Etrafındaki peki demiş benim demiş büyük büyük dedem kutup ayısı benim mıydı? Benim sonra büyük yani. Büyük dedem kutup ayısı mıydı? Mustafa. Evet yavrucuğum, senin büyük büyük dedem de kutup ayısıydı. Niye soruyorsun çocuğum bunları demiş annesi. En sonunda niye soruyorsun? Çocuğum bunları demiş annesi. Yavru kutup ayısı da demiş ki üşüyorum Mustafa. Anne üşüyorum. Ya kaç kere Mustafa? Demiş ki üşüyorum anne üşüyorum. Gülün hep beraber gülün. Ne kadar güzel. Bence almaya baksalar daha fazla. Yani Mustafa'ya kapanın, dokunun. Hale sen de dokun Mustafa'ya. Hayır halesin ya. Mutlu lütfen. Bak çok güzel. Hayır eğleniyorsun. Hayat. Hadi gidiyorum. Mısın ya? Hayır tamam. Mustafa bana bir dokunma. Tamam gitmek istiyorsan git o zaman. Giderim çok dolumda ya. Tamam, biz, için bana tamam. Söyle ben. Sen gitmek istiyorsan. Hayatım kahvelerini içecekler gideceklerdi. Arabanın anahtarı nerede? Kahve içip gidecekler. Kahve içip oturur musun lütfen? Arabanın anahtarı nerede? Lütfen diyorum sana kahveleri içip kalkacaklar. Hayır ben şimdi kızları evlerine bırakırım. Kızları nasıl bırakacağım ben eve? Ne? Eve bırakacağım. Benim arabamda. Evet, arabayla eve bırakacağım. Yok ya, hadi. Otur musun? Mustafa çok centilmensin. Otur. Mustafa çok centilmensin. Sen bir dokunma. Sen bir dokunma, ben şimdi elimin tersindesin zaten. Şöyle oturur musun? Hadi. Lütfen. Mustafa yürü. Otur lütfen. Yürü. Mustafa hadi bizden 5 lira kazandı. Yürü. Gerçekten söylediğim kadar varmış ya bugün, Mustafa. Bugün böyle oldu gerçek. Ne yapalım? Mustafa sen beni tam anlatamazsın. Ben biraz da bana anlatayım. Tamam. Elim ayağım titriyor tamam, zaten. Hiç. Tamam bak ben Mustafa bir sakinleştir. Bir şey şey de sende Ceren. Mustafa yok, size hadi. Çok aşıktı. Mustafa bir bana dokunma. Tamam. Bana dokunma bir. Çek tamam, elini tamam. Ayağını hadi. Mustafa size çok aşık. Çek. Sizi bak, yanlış anladım. Ben Mustafa bak ben bu kızların sesini duymak istemiyorum. Tamam otur lütfen. Elim açık. Hadi tamam. Yürü. Bakayım. Yürü. Tamam lütfen. Al otur gidiyoruz. Tamam gideceğiz. Kahveleri, çay. Nice. Kalksın o zaman. İnsanlar bize bakıyor. Hepsi sizden bahsediyor. Çay demlerim. İnsanlar bize bakıyor. Evet, ben sana çay demlerim. Biz kalkalım artık. Ben sana çay demlerim. Yani lütfen. Bu ne? Hayır lütfen. Biz kalkalım de. Oturacak sakinleşecek. Kalkın. Kalkın hadi. Evet, hayır lütfen. Hemen onlara otur. Hayır ölüm öptü. Gerçekten dokunmasana. Lütfen ölümü yürün oturun benim için. Lütfen. Mustafa dokunma diyorum. Tamam. Çek elini. Kalkacaksınız lütfen. Çek elini. Bak bunu bu altına. Ay oturalım o zaman. Çek elini. Lütfen benim için. Kalksınlar. Tamam. Hadi. Kalksınlar. Lütfen. Tamam sakin. Kalksınlar Mustafa. Kimse konuşmasın. Hiç kimse konuşmasın. Mustafa kalksınlar. Yoksa kesin kötü olacak. Hayatım bana. Lütfen. Hale ve sesi. Hiç lütfen. Konuşmuyorsunuz ve Mustafa'ya bakıyorsunuz sadece. Mustafa iş yerinde görüşürsün. Bir daha iş yerine tamam. Gidebilirsin tabii. Lütfen. Çıksın, buradan gitsinler Mustafa. Ya da biz gidelim. Biz göbeğimiz mi kesildi burayla birlikte? Hadi. Hayatım sakin olur musun? Hadi. Bak ben, ne güzel insanlar sakin kahvelerini içiyorlar. Ben sakin değilim. Bana geliyorlar Mustafa. Bak insanlar kahvelerini içiyorlar. Sakince oturuyorlar. Tamam da kendi masalarında içsinler. Abi sessiz olur musun? Kendi masalarında içsinler. Hayatım. Kendi masalarında içsinler. Ben seni seviyorum. Sen benim karımsın. Elim açık zaten. Tamam seni kendi çok seviyorum lütfen. Beni ve sevme. Onlar hadi, da hadi. Biliyor. Onlar hadi. Da biliyor. Verir misin lütfen? Hadi. Sen niye böyle bir bakıyorsun sürekli Mustafa'ya onu anlayamadım yani. Şey de Mustafa, aa ne yapıyorsun hayatım de. Çok ayıp ne yapıyorsun ya? Mustafa bunlar kalksınlar. Hadi Özgür, hadi. İçler kahveleri. Tamam tamam hadi. Özgür hadi. Lütfen. Hayatım lütfen. İçsin. Tamam sakin. Hadi. Kalkar mısın? Hayatım. Hayda. Yanacaksın. Hadi. Hadi Mustafa. Hayatım hadi. Lütfen. Bir orada peçete var getir. Bunlara bir peçete getirin. Bunlar bir defolup kısıtlar buradan. Hadi. Özgür kızlara fal bakma sözü Mustafa, ver. Hale, hale falanı uzat. Sen ne mısın? Nesin ben anlamadım. Ne oldu? Şu an. Niye öyle bakıyorsun?
Mustafa. Hani? Niye fal bakacaksın ki? Ben inanmıyorum. İçmeyi sevmiyorum ama kahveye basıyorum. Faldan anlıyorsun evet. Yani. Yok ya. Evet. Yok ya. Sen bana daha önce hiç teklifte bulunmadın ki. Ben kasiyerleri seni tanıyorum. Hiç fal mal bakmadın sen. Tamam. Ben o zaman çok hızlandıracak şekilde, tamam mı? Hı. Türkiye'de bir ilki yapacağım. Hı. Fincanların hepsini atıştırma. Mustafa hız. Bak. Lütfen. Lütfen. Ben şimdi çok hızlandırılmış şekilde bak. Ama bu seninkiydi zaten. Evet. Onların sonu fallanmıştır zaten. Sen bırakır mısın? Hadi. Bir dakika boyunca fala bakarsan bak, bizden 1000 lira kazanacaksın. Esmer, sakallı böyle. Ay, birlikte çalıştığın baş harfi M olan bir kısmet görüyorum ama... Bir çocukla tanışacaktım. Bak, Mehmet mi acaba da hala? Evet. Mehmet mi acaba? Ya ben sana Mehmet mi acaba? Bilmem. Çocuğun hayatında birisi var ama. Ama onunla şimdi problem yaşıyor çocuk belli yani. Problemleri var galiba. Anlaşamıyorlar. Sen bir ver ben evet. Fal bakarım. Eşim kız kardeşim. Ben bakarım ben. Ben bakacağım lütfen. Ben bakarım açıkçası. Lütfen dedim verir misin? Verir misin? Dur bakalım ne söyleyecek. Dur bakalım ne söyleyecek. Sakallı. Bak sakallı. Ne harfi görünüyor. Yanında bir de var. Bir işler yapıyorlar ama çok yoğun bir işler yapıyorlar. Operasyon mu? Evet, operasyon gibi biraz. Ne operasyonu? Operasyonda M harfiyle bir tek sen varsın Mustafa de. Ne operasyonu? O da yazıyor mu? Ben şimdi sana gösteririm. Operasyonda bir tek sen varsın Mustafa. Yani M harfiyle. Aa evet, doğru. Pardon. Doğru. Ama o değil. Ben değilim de herhalde. Mustafa. Benim de işim var. Kıskanç bir işim var ama. Benim faluma da bakar mısın? Hemen bırak onu, öbürünü al. Hemen öbürünü al. Tamam, sakin. Ay benim karıma da baksın. Dur, dur bak, suyu fırlatırım. Hemen seninkine bakıyorum. Verir misin lütfen? Mustafa, benim faluma bırak mısın? Mustafa, benim faluma da bak. Tamam, Mustafa, bence hemen ya. Seninkine bakayım. Hadi. Mustafa, bunlar kim? Seninkinde bir ayrı kısmet. Sen ayrılacaksın da. Sen ayrılacaksın şimdi. Ay, tabağına tamam, bak, tabağa tamam. Bak. Hadi, hadi, hadi. Senin erkek arkadaşınla aranda galiba küçük problemler var mı? Ay, vallahi çok kötü aramda. Ben gerçekten her şeyimi sana anlatıyorum, onunla hiçbir şey konuşmuyorum Mustafa. Ben her şeyimi sana anlatıyorum, onu hiçbir şey bırakmıyorum. Bence zaten sen biraz bana anlat. En doğrusunu yapıyorsun. Ben sana demiştim ondan sonra Mustafa, hayır gelmez diye. Mustafa, bitti tamam, tamam. Bizden 1000 lira kazandın. Mustafa bak, ben sinirleniyorum. Tamam. Bir bana bak ya. Bir bana bakar mısın? Bir lavaboya gidelim. Hadi. Bir makyaj tazeleyelim. Evet, evet. Sesil, hadi. Ben çok gerildim de Sesil. Bak, ben çok gerildim. Sakin ol lütfen. Biz bir gidip gelelim. Ya ben de çok gerildim hadi yani. Mustafa sen onların arkasından böyle bir bak giderlerken. Sen bu dönene bakıyorsun. Ne bakıyorsun kızların arkasından? Hayatım sen ya. Sen bunu nereden tanıyorsun? Yeri bulacaklar mı diye baktım. Mustafa ya. Sen bunu nereden? Her gün gördüğüm arkadaşlarım zaten. Nerede görüyorsun? Her gün gördüğüm arkadaşlarım yani. Mustafa bak seni var ya vururum ha. Sakin ol. Haberin olsun. Sanki sen beni tanımıyorsun ya. Bundan sonra bakalım sen işe değil bakalım camdan bakabiliyor musun? Hadi. Özge ne diyorsun sen ya? İşe mi gitmeyeceğiz yani? Kendine yap, saçma sapan hareket yapıyorsun. Gitmeyeceksin. Zaten beni rezil ettin ya. Ölürüm de onlardan ayrılamam. Sen zaten rezil olmuşsun bunlarla. Ölürüm de onlardan ayrılamam, anladın mı? Ne? Evet, biz onlarla iş aracılığında çok güzel anlaşıyoruz Özge. Ölürsün onlardan ayrılamazsın. Evet. Niçin ölecek 3 tane şey için? Gülüyoruz, eğlenir, sıkılmıyoruz. Kankam hepsi benim ya. Sıkılmıyorsun, ben sizi sıkarım. Ben sizi sıkarım, sen merak etme. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Erkek arkadaşlarını anlatamadık, sana bana anlat. Erkek anlatamadıklarına gelir, ben anlatamadım. Başlatma şimdi erkek arkadaşlarına da kendilerini de. Mustafa ağzını bozdurma. İnsana... Buradan niye kalkmıyorsun sen? Kalk diyorum. Git Mustafa'nın kulağına. Git. Ama otur söyle, oturduğun bak, yerden. Bak kulağına, oturduğu yerde kulağına. Eğil kulağına şimdi. Eğil. Eğil, kulağına eğil Mustafa'nın Ceren. Ve bunu söyle. Mustafa bir şey söyleyeceğim de. Mustafa bir şey söyleyeceğim de, söyle. Aa gerçekten bir de Mustafa. Aa gerçekten bir de Mustafa. Bunları sana kaldırırız. Aa, gerçekten. Bir bana baksana. Bak, bir bana bak. Bir bana ne bak. Yapıyorsun? Bir suratıma bak. Hayatım oturur musun? Suratıma bir şey bak. Söyleyeceğim sana. Bir daha o şekilde. Ay, hemen garsonu çağır Mustafa. Garsonu bak. Çağır. Bakar mısın? Ya da bir saniye bir şey söyleyeceğim. Bir saniye gel arkadaşım bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim de. Şimdi Mustafa'cığım, olan şey şu, kızlar siz de dinleyin. Halin'in doğum günüsüymüş. Halin'in doğum günüsünü yarın ama siz şu anda bir araya geldiğinizden dolayı bunu kutlayacaksınız. Sesil, de ki... Burnunuza dokunun. Sesil, tamam. De ki ya bugün aslında bir sürpriz bir durumlar vardı de. Ya bugün aslında sürpriz bir durumlar var. Neymiş?
Mustafa'nın da katılması lazım. Ama söylersem sürpriz bozulur. Evet. Ama söylersem sürpriz bozulur. Yok, ben sürpriz yapmamı istemiyorum. Yok, size yapmayacağız zaten. Size yapmayacağız zaten. Size sürpriz yapmayız zaten. Size sürpriz yapmayız zaten. Zaten yapamazsınız. Çünkü ağzımızın payını aldık. Evet, daha almadınız. Alacaksınız. Ben tutuyorum kendimi, ilerliyorum. Mustafa gel. Bir önüne bak. Tamam, ben konuştum de Ceren'e. Kalkın yani. Bak Mustafa, ben bunlar niye takmıyorlar mesela? Tamam. Katılma. Hadi. Sen çacısın ya. Özge, lütfen hayat. Lütfen hayat. Ne oldu da birden sustunuz ama Mustafa? Ne güzel eğleniyordu, konuşuyordu. Ne eğleniyordu? Nasıl susmuyor? Baksana. Siz ona şey yapmayın ya. Onu mu? Onu. Ya nasıl onu. Mustafa? Ya aslında bugün karım hasta sanki olduğu için biraz böyle sinirlidir. Az önce onun başına kendini söyledi ya, dün hastanede bir serum falan taktılar. O yüzden böyle yani. Normal serumun içine değil. Ne attılar serumun acaba? Serumun içine attılar, anlamadım ya. Hadi. Tamam, hesabı söyleyelim. Hesabı söyleyelim, kalkalım da. Tamam, hesabı söyleyip kalkalım o zaman. Evet, evet. Tamam, sağ ol. Sen yani, ben inanmıyorum ha. Bilseydik gelmezdik. Bunlar sıra bilseydik gelmezdik. Gel. Aynen. Ben sabahtan beri diyorum ki, gitsinler, şu masaya geçsinler Mustafa. Hale gideceğiz ama Mustafa bırakmıyor bak, da hale. Ama bir şey söyleyeceğim, gideceğiz ama Mustafa bırakmıyor. Yani. Kaç kere kaldın? Nasıl Mustafa bırakmıyor? Ölümü öpün bakın, giderseniz ölümü görün, ölümü öpün gitmeyin. Yok, gitmiyoruz zaten, buradayız. Burada oturun lütfen, benim için. Buradan sen gitmek ölüm... yok, buradan. Sen ölümü eve gidince çıkar yine, sizin Mustafa. Ölünüz çıkar yine de o masaya gitmeyeceksiniz. Gebersinler, çıksın tamam. Ölüleri. Benim de ondan öldüreyim çıkar. Mi? Hadi, ben öldürebilirim onları. Mustafa bak, ben gerçekten... Sabrımı zorluyorum, etrafta insanlar var, mekanda. Ya onlar tamam. Kalksınlar ya da biz kalkalım. Sana güzel bir tamam, şey eğer tamam. Masadan onlar kalkmazlarsa bilmiyorum. Neden? Hadi Mustafa, bak bence kalkalım. Daha fazla gerilmeyelim. Ben Mustafa hesabı istiyorum de. Tamam, ben hesabı istiyorum. Sen yaşayacaksın zaten. Niye? Yaşayacaksın Mustafa, sen de biliyorsun. O yüzden lütfen. Daha fazla ilerleyelim. Gidelim. Tamam, gideceğiz. Kahvelerin, hep beraber gideceğiz. Önce kızları eve bırakacağız, oradan. Kendileri versinler, haberin olsun. Mustafa, ben bir fıkra daha anlatayım mı? Ben bir fıkra daha anlatayım mı? Ne fıkrası? Anlat, anlat, anlat. Ağzından bal damlıyor de Şeşir. Ağzından bal damlıyor. Ya da şey de, şarkı söyleyeyim size de. Ya da ben size şarkı söyleyeyim. Mane gibi benim. Nasıl bir şey söyleyeyim mesela? Ne istersiniz? Hangi tarz? Duygusal. Duygusal mı? Geçen bir tane söylemiştin, beni ağlatmıştın ya deriz Şeşir. Geçen bir tane söyleyip beni ağlatmıştın ya. Tamam, sakin, tamam. Hayatım, hesabı istiyoruz, kalkıyoruz. Hesabı istiyoruz, kalkacağız, tamam. Kalk. Hayatım, lütfen, ne yapıyorsun? Elin tutun. Tamam, ne yapıyorsun? Elin tutun. Hadi, Mustafa, hadi gidelim. Beni ağlattığın bir şarkı var diye onu söylesene. Ne olur. Yerine ne sevemem. Olur. Söyleyeyim. Yerine sevemem. Aşığım yapayalnız. Yine de... Lütfen. Yerini sevemem. Mustafa susuyor musun? Olmuyor. Susuyor musun? Denedim. Eşini göster. Yine de yerini sevemedi. Susuyor musun? Sus. Olmuyor. Mustafa. Denedim. Mustafa sus, sus. Sus, hadi. Bir saniye, bir başım, saniye. Bir şarkı söyletmedin lütfen ya. Bak, başım ağrıyor, sus. Ya sana helal olsun ya. Bu arada Mustafa, bizden şarkı söylediğin için 2500 lira kazandın. Evet. Harikasın. Lütfen. Şu masaya gitsinler Mustafa. Yoksa biz gidelim, yoksa gelmiyorsun bakar da mısınız sen bunlarla garsona, kalabilirsin. Mustafa, ben garsona seslen. Bak, biraz önce bir şey söylemiştim, nerede kaldı de. Ben biraz önce bir sipariş vermiştim, nerede kaldı? Geliyor, geldi. Tamam, hemen. Şimdi yerine sevemem. Yerine sevemem. Olmuyor, denedim. Sesildeki yine ağlayacağım. Yine ağlayacağım. Ha, geçen gün söyledin. Ben bu çocuğa dayanamıyorum. Seçil lütfen. Lütfen yapma. Bir daha söylemeyeceğim. Seçil istemiyorum. Baba kız ne hale geldi? Bak elimin tersinde zaten böyle yeter, yapıştıracağım. Yeter Özge, yeter. Ne bağırıyorsun? Bak yeter. Sen bana yeter. Ne? Yeter. Rezil rica ediyorum be. Rica ediyorum be. Rica ediyorum. Sesil şey de, bizim yüzümüzden yuvanı yıkma Mustafa de. Bizim yüzümüzden yuvanı yıkma Mustafa. Ne oldu? Bak görüyor musun? İnsanlar nasıl konuşuyor? İnsanlar nasıl? Vuracağım. Zaten benim yuvanı... Evet, hadi bakalım. Hey, doğdu. Evet. Hey, doğdu. Hale.
Hale'ye sarıl. Mustafa Hale'ye sarıl. Hale'ye sarıl. Ya. Kalkın ayağa kızlar, kızlar ayağa kalkın. Hepiniz Hale'nin yanına gidin. Ne yapıyorsun ya? Hadi bak ayrı. Kızın doğum günü ya. Kızrafa gelmişsin. Kızın doğum günü ya. İyi ki doğdun Hale'ye. Mustafa de ki var mı bizim gibi arkadaş, kardeşler ileriyiz. Başlayın şuraya. Kardeşler ileriyiz. Hayatım, hayatım doğum günü diyorsun. Kızın doğum günü, kızın doğum günü. Kızın doğum günü, ne yapıyorsun? Rezil ettin bizi iyice ya. Tamam geliyorum. Tamam hesap edip kalkıyorum. Benim tamam. Yanıma otur. Otur. Benim yanıma otur. Tamam, otur yanına otur. Tamam yanına otur. Hesabı onlar tamam geleyim ben de böyleyim. Madem tamam. O kadar güvenim. Tamam geliyorum. Tamam. Hale'cim doğum günü kutlu olsun de. Hale'cim doğum günü kutlu olsun tekrardan. Hale ağlamakta ol ya sen ne kadar tatlı bir insansın. Unutmadım o doğum günümü de. Mustafa. Lütfen Özge'cim bak en güzel en mutlu günü ya. Ne kadar tatlı bir insansın ya. O senin güzelliğin yani. İlk seni tanımışım ya. Herhalde seni kendine getirtmedi. Özgeciğim lütfen hayatım. Yedi yıl su kendine getirtmedi. Lütfen hayatım. Ceren el elini tut. Hayır diğer elinle tut ki Mustafa da sizin elinizi tutacak. Biz asla ayrılmayacağız. Asla de. Biz asla ayrılmayacağız. Asla. Hep beraber olacağız. Mustafa ne yapıyorsun? Bak sen de bu halkanın bir parçası ol istersen. Sen de bu halkanın bir parçası ol. Ben gülüyorum ama bak ben çıldırıyorum. Mustafa şey de o olsa olsa imalattan halkı olur de. Ya boş verin siz onu ya. Ver sen bana. Onun olsa olsa imalattan halkı olur ya. Ne? Bak ne kadar güzel dostluklarımız var gördün mü? Ne güzel ya. Ben sana göstereceğim imalattan halkayı. Bir sarıl lütfen. Bana bir. Tam hesabı istiyorum. Sarıl bir ben sana göstereyim. Tamam sana da sarılacağım. Tamam sana da sarılacağım. Tamam. Sen de güzelsin. Senin de güzel yönlerin var. Kulağına bir şey söylemek tamam. için bana sarılıyorum. Sen hesabı daha bu saatten sonra bana sarılırsın bekle. Tamam bak hesabı sarıl, istiyorum. Sarıl şimdi karına eşine sarıl. Lütfen. Lütfen. Mustafa git kalk başımdan. Bakayım, gel. Başımdan lütfen bir git. Dedim. Yok 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 hadi. Gel ben seni seviyorum her zaman biliyorsun. Siz gülün kızlar böyle imalı imalı gülün. Bir sevme yürü. Sen anca böyle neyi seversin tiplere bak. Hayat. Bunu gibi bilme benim yanımda. Hesabı verip kalkacağız tamam. Hesabına başlatma. Tamam verip başlatma. Hesabı kalkacağız şu halimize bak. Başlatma hesabı. Lütfen. Bak ne kadar güzel bir şey geldi. Zıkkım yesinler. Hayır. Zıkkım. Aa şey de çok üzül şimdi sen yani eşinin bu söylediklerine. Şey geldi herhalde. Eşinin söylediklerine Mustafa bak çok üzülüyorsun. Gidiyorsun. Çatalla Hale'ye pasta yediriyorsun hani affettirmek için kendini. Bunu yaparsan bizden 5000'e kazanacaksın. Mustafa. Gerçekten sana bugün kaç kere Mustafa dediğimi bilmiyorum ama biz buradan kalkalım ve gidelim hadi. Doğum günün kutlu olsun canım tekrardan. Eşim için ay, ben teşekkür özür dilerim. Ederim. Yedir şimdi. Pastayı. Yedir doğum günü pastasından. Ben sana küçük bir dilim pasta yedim. Aç bakayım ağzını. Lütfen. Hayatım lütfen. Böyle. Ne yapıyorsun doğum günü? Hayır. Öyle, bak lütfen. Bir saniye ağzına vereceğim. Ya şuraya bak ya. Ne zannediyorsun ya? Bir saniye duruyor musun? Lütfen. Bir dakika. Hayatım lütfen. Bir bırak Mustafa abi. Sen evde çatal tutamayan adamsın. Tamam sakin. Burada servis mi yapıyorsun? Yürü. Ben yiyeceğim ben. Ben abi, yiyeceğim bırakır mısın? Ben bir tane ben yiyeceğim lütfen. Ben yiyeceğim ben. Bırakır mısın lütfen? Ben yiyeceğim ben. Bir saniye ya. Ben yiyeceğim. Aç onu. Oo. Çok teşekkürler. Çok da güzelmiş. Tekrardan doğum günün kutlu olsun canım. Teşekkür ederim, çok inceyorsun. Şu müdürün tamam. Şeyini ver bana, ben bir arayacağım bakayım. Bunlar nasıl, ne zaman versin burada çıkmış oldu? Tamam, sen bilirsin. Yemezsin. Hesabınıza getirdim 5000 lira. Biz veriyoruz ama. Büyük bir alkış alabilir miyiz? Sakin olun. Şaka programı. Bir tamam, sakin. Sorun sakin, ya. Seni çok seviyor. Mustafa'nın tamam. İş yerinden ama. Arkadaşları değiller. Değil. Lojistik firmasında öyle insanlarla çalışmıyor. Bizim arkadaşlarımız. Lojistik firmasında böyle insanların ne işi olsun? Neyin lojistik? Define mi yapıyorlar orada? Sakin. Şaka programı. Şaka programı. Şöyle Mustafa'nın yanına alalım. Evet. Bir sarılın bakalım. Mustafa ne hale gelmiş? Altta bayağı buldu değil mi Mustafa sana? Tabii çok güzel. Ama şöyleydiniz yenge. Çat, bulut, böyle ufak bak çat, çekme, çizim, bari, bari, çat, çut. Çok acayipti. Bunu çekmesi yani. Fena ya. Kahve değil mi? Kaza raporu hazırlıyoruz şimdi. Bayağı bir kahve dökülmüş. Evet. Oo kahvelerin hepsi dökülmüş. Hayır Mustafa normalde kahvenin case'ini yani. Evet.
Yani sizin yanınızda olup kahvenin kesinden haberi olmasın diyor. Mümkün mü Mustafa Hanım? Sinan, pastayı bitirememişler. Çok, çok uzağa gitmiş olamaz. Evet. Pastanın yenmesine izin verilmemiş. Bir şey söyleyeceğim. Leopardik aşkolunuzun hakkını sonuna kadar verdim bize. Sakinleştiniz mi? Evet. Rahatladınız mı? En azından her şeyin bir şaka olduğunu gördünüz. Evet. Mesela bu bir şaka programı olmasaydı... Gerçekten Mustafa'nın iş yerinin arkadaşları olsaydı... Mustafa yarın o işe gidebilir miydi? Şey, adliye buraya yakın. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya. Kaç yaşındasın Mustafa? 26. Ya 26 yaşında bir adamla siz evlisiniz ve kaç senedir evlisiniz? 1,5 ama 9 yıldır tanıyorum. 9 yıldır tanıyorsunuz birbirinize ta liseden beri. Ve bu adama şey diyorsunuz, yarın işe gitmek yok. Sanki okuldan öğrenci alıyormuş gibi. O iş bitti. O işe gitmek yok. Bir de ben şeye şaşırdım. Ama yeni iş değiştirdim Mustafa. Hani kısa süreli ya, o yüzden gitmeyebilir. Yoksa doğru. Ben kendimi düşünüyorum. Ama siz bir ara şey dediniz, Mustafa sana ne oluyor, sen bir değiştin dediniz yani. Evet Mustafa normalde böyle tamam işte, böyle yan yıldır... masadakine baksa ben onun gözünün içine baktığımda titrer yani. Ama Mustafa bugün böyle gayet rahat, hiçbir şey umursamıyor. Sürekli böyle bir gamsız. Biz onu gördük ama Mustafa geldi karavana. Mustafa dedik eşine şaka yapacaksın herhalde. Böyle yaptı, evet. o kadar emin değil ki ne yapacağım. Ama Mustafa'nın gerçek iş arkadaşları gelsin mi? 1,90'lık Ruslar geliyor. O zaman ayrılmak üzere olan çiftleri barıştıran program ilk buluşma devam ediyor. Merhaba. Merhaba. Siz elektrik bugiyi bilir misiniz? Parmaklarınızı getirin. Aşkım bir saniye. Şu an var ya canım balyaj yaptırmak istedi. Ben niye hiç balyaj yaptırmıyorum? Erkek olduğun için olabilir mi? Aslında makyaj yapmanıza hiç gerek yok. Güneş balçıkla sıvanmaz. Yapıyorum. Kırşehir'le kuzan ama diye bana boşuna demiyorlardı hayat. Çok ceviz kırdım zamanında. Belli belli. Ben cevizini kıracağım aşkım şimdi. Gerçekten yine attırıyorsun benim şartellerimi. Aşk abicim tamam kızma. Ya ne abicim ya? Bu tam su Ellen. Evet. Hesabı da bize kaktırmayacaksınız herhalde. Kaktıracağız. O zaman bugün gidelim. Ben şimdi hesabı ödeyeyim. Aşkım. Size bir fiyat çıkartayım. Alo. Tamam. Dinliyor musun? Dinliyor musun? İlk buluşma. Efendim. Evet Tolga Bey, Sinan Bey size mesaj çekti görmediniz. Ben de telefon ettim. Şimdi telefonunuz çekiyormuş gibi. Yapın, bizim yanımıza gelin. Alo. İlk buluşma. Ve Tolga Bey. Merhaba. Tolga hoş geldin. Müzikle karşıladık seni. Biraz oynamak ister misin? Heyecanını gelen yarışmacımızın otur istersen. Heyecanını müzikle böyle bir şekilde atalım istedik. Çünkü buraya çok heyecanlı geliyor insanlar. Evet doğru. Şimdi hemen konuya giriyorum ben. Evlisiniz ve elektrik şirketinde operatörlük yapıyorsunuz. Evet, bu operatörlük dediğimiz elektrikle ilgili hani... Teknik bir şey. Bize biraz anlatsana tam olarak ne yapıyorsun? Biz elektrik modülü üretiyoruz. Şimdi yalısı olan, villası olan birisi var tamam mı? Evet. Bu da senin aile dostunun tanıdığı birisi. Evet. Sen diyorsun ki benim tanıdıklarım var şirkette falan da hafta sonları mesaimin olmadığı günlerde ben sizin villanıza gelirim. İşin başında da dururum, sizin işinizi yaptırırım. Diyebilir misin buna? Derim. Bunu yaparsın. Bunu yaparsın. Yani bu işte kalifiye bir adam olduğunu ve senin bu işi yapabileceğine inanır mı yenge? İnanır. Tamam, çok yani güzel. Kendin yapmasan da bu işin başında durup yaptırırsın. Evet, bir Nihat abimiz var. Tamam mı? Sizin aile dostunuz. Tanıyor musun? Nihat diye birisi var mı? Yok, hayır. Tamam, güzel. Şirketten birisinin şeyi, akrabası. Tamam. Ondan sonra sen de o Nihat abiyle konuşmuşsun. Buraya da Kayhan abi gelecek. Tamam. Tamam mı? Ama o sen Kayhan'ı beklerken kızları geliyor. Çünkü babişkoları evi onlar için almış. Evet. Onlar gelecekler. Yenge de tabii ki kıskançtır diye düşünüyoruz. Evet, kıskanç. Ve böyle bir kıskançlığın üzerine gidelim diye düşünüyorsun yani. Ha, içeriye tamam girince. Mı? Ha. İçeriye girince biz sana her şeyi söyleyeceğiz. Her şeyi söyleyeceğiz. Ha, şimdi tamam ama benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi yenge kıskançlık noktasında neler yapabiliyor? Ya vallahi bir temasta bulunursa biri gerçekten ne yapıyor mesela? Sinirlenebilir. Sinirleniyor. Sinirini senden mi çıkartır? Karşı taraftan mı çıkartır? Küfür mü eder?
Bir şey mi atar? Ne olur? Aşırı sinirlenirse bana küfür eder. Argo çok kullanır. Yani şunu söyleyeyim. Sinirlendiği zaman kullanır. Bir stres, bir gerginlik var. Herkes var, de var. Herkes de var. Hepimiz de var. İçeriye gittiğinde 5 dakika sonra o geçecek. İnşallah. Evet. Şinas niye seni o kadar rahatlatacak? Biz sana her şeyi söyleyeceğiz çünkü. O yüzden ama sen kendin gibi ol ki anlamasın. Rahat ol, anlamasın. Kendi tamam cümlelerini tamam kullan. Hadi bakalım. Tamam o zaman. Tamam. Kolay gelsin. Tamam. Haydi bakalım. Aşkım Kayhan diye biri ya, bıktım diye bu birisi işler aradı. Bu angaryalardan şuna bıktım bak yani. Nihat abinin işleri de. Nihat abinin işleri, bu işlerden de bıktım yani. Angaryalardan bıktım yani. O yüzden de... Bunun bir arkadaşı varmış Kayhan diye. Nihat abi var bizim iş yerinde. Onun da bir arkadaşı varmış. Kayhan abi diye. Çok zengin bir adammış. Benim numaramı ona vermiş. Onun da bir villası varmış. Elektrik işlerini yapar mısın onun? Bir villası diye varmış Kayhan abinin de. Elektrik işlerini yapar mısın diyor. İzindesin de diyor. Aciliyeti varmış. Hazır izindesin. Varmış. Senin içinde bir kazanç kapısı olur. Ben başka kimseye güvenmiyorum. Şimdi elektrik işi yapıyorum ya. Benden biliyorsun da diyor işi diyor. İşte diyor villada diyor şey var. İşler varmış diyor. Yapar mısın diyor. Ek iş mi olacaksın? Hayır. Sen, ek iş gibi bir şey işte. Gideceksin diyor. Adamlar var diyor. Sen sadece başlarında duracaksın diyor. Kayhan Bey bu yakınlardaymış. Konum attım buraya gelecek. Kayhan Bey yakınlardaymış zaten. Konum attım. Gelecek şimdi buraya da görüşeceğiz. Ya 5 dakika konuşacağız işte. Nihat abi söyledi. Ona uyuz oldum dedim. Kızım ben de işte ya. Aşkım hastaneye geldik. Çay içelim dedik seninle. O arada Kayhan abi aradı. Bir 5 dakika görüşelim de gideceğiz zaten. Oradan görüşelim gideceğiz. Dur bakalım. Ne olacak? Merhaba. Tolga Bey. Merhaba. Tolga Bey. Evet, benim benim. Kayhan gönderdi bizi. Öyle mi? Babam. Tanıştır Hale, sen de tanış. Ben merhaba, merhaba Hale. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Tolga şeyde ben anlamadım. Kayhan Bey gelecekti. Ben anlamadım. Kayhan Bey gelecekti. Babamın toplantısı çıktı. Öyle mi? O sonra kazanacak aramızda. Babişkom zaten bize alıyor villayı. Babişkom zaten bize alıyor villayı. Ha öyle mi? Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Ne içersiniz? Artık şu dakikadan sonra hep gülüyorsun Tolga, tamam mı? Su alırım ben. Ben Kayhan Bey'i bekliyordum ama siz geldiniz. Ben Kayhan Bey'i bekliyordum ama siz geldiniz. Şimdi içinde ıncık cincik geçen bir cümle kur. Yani çok ıncık cincik bir durum bu de. Söyle. Çok ıncık cincik bir durum bu yani. Şenol'a düğün de. Şenol'a düğün. Kaya Levre'yi iç yediniz mi de? Kaya Levre'yi yediniz mi? Ben hiçbir şey anlamadım de ben seçim. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben de anlamadım da Hale. Ben de anlamadım. Bir saçma diyorsun şu an. Şenol'a düğün. Duydunuz mu? O şarkıyı bilir misiniz? O şarkıyı bilir misiniz hanımefendi? Şenol'a düğün, Şenol'a... Aa bilirim de. Ha saçın... bilirim. Gerçekten. Bugün çok ümcik cimcik bir gün değil mi hanımefendi? İyi misin? Ben geçen gün Kaya Levre'yi tuttum. Ne tuttun? Kaya Levre'yi. Kaya Levre'yi. Vallahi bugün hayatım çok, çok yağmurlu, incik cimcik bir gün. Kaya Levre'yi gibiyim bugün, çok mutluyum ben. Şenol'a düğün, Şenol'a. Evet. Ben hiçbir şey anlamadım ama siz çok komik bir insansınız. Ben hiçbir şey anlamadım ama siz çok komik bir insansınız. Ya bence de öyle. Gülün şimdi. Sen de gül Tolga. Öyleyim değil mi de? Öyleyim. Öyleyim değil mi ama? Tolga bu arada bizden 250 lira kazandın. Çok iyi gidiyorsun. Hayatım sen de gülsene. Çok mu komik? Ben gülmüyorum. Evet güzeldi, komikti. Bence ama komik. Bence komik değil. Bakın mesela siz elektrik işi yapıyorsunuz ya de. Bakın... Bakın mesela siz elektrik işi yapıyorsunuz ya. Evet. Hemen benim de bir esprim var onu yapayım de. Hemen benim de bir esprim var onu yapayım. Adama dokun şey de. Sizden elektrik alıyorum. Sizden elektrik alıyorum. Nasıl ama? Tolga çok orijinal. İlk defa duyuyorum böyle çok bir espri. Çok orijinal. İlk defa duydum böyle bir espri. Vallahi mi aşkım? Ben de senden elektrik alarak evlenmiştim ama. De ki siz elektrik bu giyebilir misiniz de. Şartele dönüyor. Siz elektrik bugiyi bilir misiniz? Yo, bilmiyorum. Şimdi elinizi verin de. Elinizi verin bana. Ne yapıyorsun aşkım? Parmaklarınızı getirin. Şimdi öbür elinden elektrik al. Break dans yapıyormuş Hale'yi gibi. Hale'yi tut sen de Ceren. Sen, şey, aşkım bir saniye. Hayat, elektrik bugiyi göstereceğim. Hayatım bir saniye. Ha, elektrik bugiyi göstereceğim bir saniye. Bugiyi göstermene gerek yok. Hepimiz bugiyi biliyoruzdur. Sen de tut aşkım. Niye tutacağım ya?
Bir dakika boyunca elektrik kokuyor. Sen de öyle sen. Siz beraber yapalım. Şu anda? Aşkım, hani elektrik bu gözde hale. Gerçekten elektrik işi yapacağız aşkım. Bırakır mısın? Şu an saçmalıyım. Bunu yaparken topla elektrik bugi bugi de. Elektrik bugi bugi. Elektrik bugi bugi. Elektrik bugi bugi bugi. Elektrik bugi. Ay çok iyiymiş de sesi. Ay çok iyiymiş ya. Eğlenceli. Tamam, yeter 30 saniye. Hayatım bizden 500 lira kazandın. Hayatım de biz bunun eğitimini aldık, elektrik böyle geçiyormuş. Hayatım iş yerine bak, biz bunun eğitimini aldık. Böyle geçiyor elektrik. Elle mi geçiyor? Yani elle mi geçiyor? Modüllerin birbirine temasıyla. Elle temas etmemize gerek yok. Böyle fönden dolayı saçlarıma çok elektrikleniyor. Onun bu bugi ile ilgisi var mı? Böyle fönden dolayı saçlarım çok elektrikleniyor. Onun bugi ile bir ilgisi var mı? Yok, o bigudi de. Çok alakası yok, var. Yok, o bigudi. Peki saçlarımız elektriklenince ne yapacağız da hale? Ya bir şey soracağım. Tabii buyurun. Saçlarımız elektriklenince ne yapmamız gerekiyor? Şey de Tolga, bana gelin ben indiririm de. Bana gelin ben indiririm abi. Ben onu ellerimle indiririm de. Ben onu ellerimle alırım onun elektriğini. Öyle mi canım? Alırım, alırım. İstersen ben alayım senin elektriğini. Aşkım ben sana bir çay söyleyeyim. Sen bir çay iç. Bakar mısınız? Ben bir çay değil bence. Ne içeceksin aşkım? Başka bir şey içeyim. Çay iç, çay. Açıkça. Tamam sen söyle. Sen söyle garsona, sen, söyle, sen dön sesinle konuş. Dön sesinle şimdi. Koy. Siz şimdi ne yaptırmak siz istiyorsunuz? Siz şimdi ne yaptırmak istiyorsunuz? Elektrik sistemimizi yaptıracağız. Elektrik sistemimizi yaptıracağız. Evet. Bizim evde elektriğimiz yok şu bir an. Bir de balyaj attırmak istiyorum de. Bir de balyaj attırmak istiyorum. Saçımı. Aa yakışırdı, yakışırdı. Ha, yakışır, yakışır. Güzel olur. Allah Allah. Balyaj ne? Balyajın ne olduğunu anlat sesin. Ben de bilmiyorum. Balyajı işte yakışır diyorsun. Balyaj hani böyle sarı rengi alıyorlar. Birkaç tutama sürüyorlar. Sonra onu paketliyorlar. Buralarına mı da saçına dokun kızım? Buralarına mı? Evet uçlarına ama daha sık atmak istiyorsan. Buralarına? Hı, şuralara da gelebilir. Yumuşacık saçlarınızda. Yumuşacık saçlarınızda. Hiç elektriklenme yoktu. Hiç elektriklenme evet. Yoktur. Ondan sonra... Bence de böyle paketliyorlar. Paketin içinde böyle uzunca süre bekliyor. Ondan sonra bekledikten sonra yıkanıyor, açılıyor, uçları sarılıyor. Canım balyaj yaptırmak istedi dedi. Şu an var ya canım balyaj yaptırmak istedi. Hayatım balyajım geldi benim. Ben niye hiç balyaj yaptırmıyorum? Erkek olduğun için olabilir sen, mi? Sen niye yaptırmıyorsun? Sen niye yaptırmıyorsun? Bir değişiklik yaptır ya. Hep aynı saçı. Yaptırmamı istiyorsan gideyim. Yaptır aşkım baksana çok güzel. Bence git balyaj yap. Bir değişiklik olsun. Balyaj demek istedim. Balyaj. Evet. Hep aynı saç de. Hep aynı saç. Aşkım. Sen de yaptı. Öyle mi aşkım? Yani aşkım. Değişiklik olsun. Evet baksana. Ne kadar güzel olmuş. Hale şey de evet her gün aynı yemek bile yenmez de. Yani her gün aynı yemek bile yenmez sonuçta. Doğru tabii. Doğru. Neyse biraz iş konuşalım de Sesil. Neyse biraz iş konuşalım. Bence de. Bizim çok acelemiz var. Şimdi Babişkom bize bir villa aldı Kemerburgaz taraflarında. Bizim bir jeneratörümüz maalesef var. Maalesef oralara henüz elektrik gelmemiş, bakir maalesef yerler. Maalesef oralara henüz elektrik gelmemiş, bakir yerler. Ya bizim acelemiz var. Hatta biz bu akşam size burayı göstermek istiyoruz. Şey, ben sizin telefonunuzu alabilir miyim de? Bundan sonra çok sık görüşeceğiz de. Şey, Sesil. Ben sizin telefonunuzu alabilir miyim? Tabii, tabii. Tamam. WhatsApp grubu yapalım biz. Tamam. Aptallaşma ya. Çünkü haberleşmemiz lazım. Haberleşmemiz lazım. Allah Allah. Bana fotoğraf atarsın. Hatta ben şimdi grubu oluşturuyorum. Evin fotoğraflarını. Evin fotoğraflarını atarsınız bana WhatsApp grubundan. Ben şimdi grubu oluşturuyorum de. Numaranı söyle de. Seni ekleyeyim de. Şimdi bir dakika içerisinde numaranı verirsen 1000 lira kazanacaksın Tolga. Bir dakika içerisinde. Vermiyorum. Ya. Alo. Evet. 195. Efendim kalkar mısınız? Kalkamazsın. Ya sizin niyetiniz başka. Kalkar mısınız? Tamam söyle. Kulağına söyle. Kulağına söyle. Ha tamam. Ya niye oturacağım ya? Tamam. Tamam. Aşkım iş konuşuyor. Evet. Bir sakin olur musun? Çıtırlar ve Tolgiş grubun adı. Ha. Şimdi bir grup açıyorum. Tamam. Sağ olun. Kapınız geldi.
gelsin. Hadi al. Bin de gelin değil mi? Kalkın. Siz kalkın öyle. Sen de kalk. Tamam. Tolga bizden 1000 lira kazandı. Bir dakika. Çıtırlar ve Tolgeş. Grubun adını buldum. Çıtırlar ve Tolgeş. Çok güzel. Kalkar mısınız? Eşini sakinleştir. Aşkım ne oldu de. Aşkım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nihat abi var. Sen ne yapıyorsun ya? Nihat abi ne başlayacağım şimdi seninle? Bak çok güzel bir para kazanacağız aşkım. Çok güzel. Ben çok gerildim de Cecil, Hale ile birlikte tuvalete gidin. Ben çok gerildim. Aşkım. Bir makyajımı tazeleyeyim. Sen de gel. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Gel gel dedikodu yaparız. Gel. Dedikodu yaparız. Şimdi Tolga de ki numara yapıyorum. Sen niye sinirleniyorsun? Bu işi kapmam lazım de. Aşkım numara yapıyorum. Yalandan yakın davranmaya çalışıyorum. Bu işi kapmam ya lazım. Ya ne yakın bak, yani? Gerçekten güzel. Sen Nihat abiyi tanımıyorsun. Ne yakınla mı davranıyorsun? Sen Nihat abiyi tanımıyorsun. Ya bak şimdi Nihat abi Nihat abi. Kızlar çok güzel anlıyorum. Kıskandın sen de ama yap. Kızlar çok güzel anlıyorum. Kıskandın sen de. Allah Allah güzel mi? Fark ettin yani. Allah için yani. Allah sahibine bağışlasın hayatım. Ha Domis sahibi de yokmuş. Kime bağışlayacak? Beni ilgilendirmez aşkım. Allah kime bağışlarsa artık. Orası ama Allah yani bilir. Kızlar güzel diye de böyle yani, kıskanmanın bir anlamı yok kızlar ki. Kızlar güzel diye de kıskanmanın anlamı gitsin yok. Bak gitsin lan. Çay mı içer misin? Bak soğumuş çayı. Bak İçmiyor. Ya kızlar kendine İçmiyor. Bakmışsa benim suçum mu aşkım? Ellerini niye elliyorsun? Ben mi? Bujini şimdi şey yapacağım ha. Cecil geldi, koltuğunu çek hemen Cecil'im. Buyurun Cecil Hanım da. Buyurun Cecil Hanım. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim, aslında makyaj yapmanıza hiç gerek yok de. Bir şey söyleyeceğim, aslında makyaj yapmanıza hiç gerek çünkü yok. Çünkü güneş balçıkla sıvanmaz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ya ya. İnanmıyorum. Çok güzel bir laf mı söyledi? Siz şiir de mi biliyorsunuz? Siz şiir de mi biliyorsunuz? Şiir gibi yaşarım. Aa, aşkım. Bana bir şiir okur musunuz? Bir dakika aşkım. Okurum şimdi de, okurum da. Okurum tabii. Ha, oku. Oku ben de dinleyeyim. Tamam abicim dön şimdi, mi? Dön şimdi. Şimdi bir dakika içerisinde İstersen şiir oku. İstersen hacı de. 2500 lira kazanacaksın. Evet, oku bir tane şiir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Çünkü güneş gözlerinde. Çünkü güneş gözlerinde. Saçların mavisi. Bir bulut gibi ama gözlerin sanki gezegenler. Sanki gezegenler. Denizi gördüm gözlerimde, kuşu gördüm, maviyi gördüm, yeşili gördüm. Çırılçıplak. Aşkım ne yapıyorsun sen? Bir ruh gibi. Bir ruh gibi. Abi bir dakika da abi bir dakika. Abi bir dakika. Dön şimdi oku. Oku dön. Beni dön. Cennet iklimlerine götürüyor abi. Beni cennet iklimlerine götürüyor. Kuşun kanatlarında. Sanki bir anka sanki kuşu. Sanki bir anka kuşu. Kah biliyor, kah sayıyor, kah tarımıyor. Alo, ne yapıyorsun sen ya? Bağcılar semalarında dolaşıyoruz o kuşla. Bağcılar semalarında dolaşıyoruz o kuşla. Bak, hiç yere inmiyoruz. Kaldırma beni ayağa, bak. Bir çift kuşuz. Ay çok güzel de sesi. Ay çok güzel. Şimdi yazdım. İnanmıyorum de. İnanmıyorum. Evet. Doğaçlama mıydı? Doğaçlama mı? Kalkar doğaçlama mıydı bu? Ha doğaçlama yazmış ya. Hani ne kadar yetenekli bir adam. Tolga bizden 2500 lira kazandın. Çok şaşır buna. Biliyor musun? Ben bu yeteneği fark edememişim. Kırşehirli Kozanova diye bana boşuna demiyorlardı. Kırşehirli Kozanova diye bana boşuna demiyorlardı hayatım. Kozanova'nın... Çok ceviz kırdım zamanında. Ben senin cevizini kıracağım aşkım şimdi. Ne zaman gidiyoruz de şey Tolga? Ne zaman gidiyoruz? Şimdi gideriz birazdan. Nereye gidiyorsunuz? Eve gidiyoruz de Tolga. Eve gidiyoruz. Ne evi ya? Fizibilite çalışması. Hali şey de evde şu an çok romantiktir de. Mumlar var sadece. Ne, ya, ne işi ya? Şu an çok romantiktir. Mumlar var sadece. Araba var mı sizde de Tolga? Araba var mı sizde? Var var. Tamam çok güzel. Sen de arabayla gidersin ben sonra gelirim de eşine. Ben de geliyor muyum aşkım? Sen bizim arabayla gidersin aşkım. Tabii. Ben de sonra gelirim. Abiciğim bir dakika da tekrar kızarım. Bir dakika abiciğim. Olsun abiciğim bir dakika. Abiciğim bir dakika. Abiciğim, ne abiciğim bir dakika. Ya? Bir dakika. Peki şimdi siz başka ne istiyorsunuz yani? Ne istiyorsunuz yani, başka? Jacuzzi'mizde de elektrik istiyoruz bir sesi. Jacuzzi'mizde de elektrik istiyoruz. Olur kolay. Sudan, kaldırır mısın? Sudan tasarruf bak, etmek için en mantıklısı. Bak kaldır yoksa ben gideceğim. Kaldır yoksa ben gideceğim. Kaldır. Kaldır diyorum sana.
kaldır. Nihat abi mi geliyorsa, kim geliyorsa onunla ilgili. Abi bir dakika, kaldır. Tamam de. Abicim bir dakika de. Abicim bir dakika. Ya ne abicim ya? Biz bugün gidelim, ben şimdi hesabı ödeyeyim. O zaman bugün gidelim, ben şimdi hesabı ödeyeyim. Aşkım. Size bir fiyat çıkartayım. Alo. Tamam. Dinliyor musun beni? Dinliyor musun beni? İş konuşuyorum burada. İş konuşuyorum şurada, ne yapıyorsun? İş mi bu ya? Şey de böyle kazara tut şey de, hacı sen ne yapıyorsun ya? Hacı sen ne yapıyorsun? Bak bana hacı deyip durma. Bakar mısınız? Hesap alabilir miyim? Kaşınıyorsun. Ay ben çok gerildim. Yan masaya mı geçsek, orada mı konuşsak yan acaba? Yan masaya mı geçsek, orada mı konuşsak acaba? Yok yok, gerek yok de Tolga. Siz geçin isterseniz yan masaya. Yok yok, gerek yok. Hayır hayır. Nasıl olsa gideceğiz biraz sonra. Nasıl olsa gideceğiz. Masaya geçsinler diyorum. Ben gidiyorum. Bu da sakinleşir. Tamam, siz oturun. O hararet yaptı şimdi o da. Dur hararet eşine yaptı. Oturt, eşine oturt. Aşkım. Aşkım hesabı ödeyelim, tamam gideceğiz. Hesabı ödeyelim bak, herkes bize bak. Yok. Bırak beni. Kızların niye bak sen böyle... Ya sen kızların ya? Nesin sen? Aşkım sakin ol. Tolga göndereceğim onları şimdi ya. Kim tamam, bunlar ya? Tamam gel 35 dakika göndereceğim, bak göndereceğim. Kim bunlar ya? Karıcığım bak sakin olur musun? Senin tırnağın olmaz aşkım bunlar. Ha görüyorum. Aşkım hesabı istedim, gelsin hesabı kalkacağız. Hesabı istedim, gelsin kalkacağız, gel. Gidiyorlar, görmüyor musun? Şimdi hemen oturur oturmaz şey de işine. Abicim otur de. Oturur oturmaz. Oturur oturmaz. Abicim tamam ya. Hacım sakin ol. Tamam sorun yok de. Sesile dön. Sorun tamam, yok. Tamam sorun yok. Biz anlaştık. Hallettik. O eve gidecek. Ben sizinle geleceğim. Yengen hararet yapmış. Hararet mi yapmış? Evet suyu mu ısındı? Bak gerçekten yine attırıyorsun benim şartellerimi. Aşkım abicim tamam kızma. Ya ne abicim ya? Hacım sakin ol. Sinirlenince baba, çok tamam. Buruşlu'ya benzemiyor mu de? Sinirlenince çok Buruşlu'ya benzemiyor mu? Kime benziyorum? Aa ben Buruşlu. De kime benzetiyorum Buruşlu diyordum. Kim ya? Karateci var ya aşkım. Gerçekten. Tamam biz bu işi halledeceğiz tamam, ama biraz bir uğraşacağım ben. Yani ben 4-5 hafta gelmem lazım. 4-5 hafta gelmem lazım benim. Tamam bizim ben orada olmamız gerekiyor mu desesiz? Peki bizim orada olmamız gerekiyor tabii mu? Tabii ki tabii. Bir fiil ikinizin de olması lazım. Bunların orada ne işi var? İkinizin de olması hayatım gerekiyor. Ben evi bilmiyorum. Hayır, ne iş var? Planı hayatım mı ben evi mi biliyorum? Biliyor muyum evi? Mesela Nihat abin nerede ya? Nihat abin nerede ya? Nihat abinin ilgisi yok. O aracı sadece. İbrahim abin bağlı. Nerede o zaman? İbrahim yok. Kayhan İbrahim vardı. Yok. Kayhan var. İbrahim kimdi? İbrahim dedim başta. İbrahim demedim. Nihat abi dedim. Kayhan abi diye birinin birisi var. Kayhan abi de arkadaşların babaları. Evet. Ben de Sesil. Ben de Hale. Ben de demedim. Ben öz kuzuyum. Hale de ki Dallas dizisi gibi oldu da Hale. Ay vallahi Dallas dizisi gibi Kayhan oldu. Kayhan abi, Nihat Bey, Abdullah, İbrahim söyle. Kayhan, Abdullah, İbrahim, Nihat, Babi, Ceyhan. Hanımefendi kalkar mısınız? Kalkacağız zaten gideceğiz de. Kalkar mısınız masadan? Kalkın masadan. Ya tamam kalkacağız gideceğiz. Sesin şeydi, bu tam su elinde. Kalkın. Yoksa bak kötü kaldıracağım. Kalkar mısın? Hadi. Bu tam su Ellen. Evet evet. Dallas'taki gibi mi? Evet. De. Bobby'nin karısı da. Bobby'nin evet. Karısı da. Dallas'taki Bobby'nin karısı. Efendim kalkar mısınız? Yani elektrikten çıktık artık her şeye giriyorsunuz. Kalkın. Kalkın. Babuş otursana. Sakinleştir de. Tolga kalk eşini sakinleştir. Bak getir. Getir. Babuş oturur musun? Ne babuş ya? Tamam oturur musun? Ya aşkım sakin. Bak saçmalama bak. Bak beni bak, sinirlendirme. Ne ittirme ya? Hacım otur tamam hesap gel. Ne hacısı ya? Bak başlayacağım şimdi sana ha. Tamam, kalkacağız. Otur. Bak bak bak. Sesil de ki zaten kalkacağız eve gideceğiz. Kalkacağız zaten bırakın. Eve gideceğiz. Hadi. Hadi. Buyurun. Siz de az değilsiniz. İlk zamanlar aşkım ondan sonrasında abicim falan diyorsunuz de. Yani siz de az değilsiniz. İlk zamanlar aşkım sonra da abicim falan yani. Hacım. Aşkım tamam. Gidecekler bak hesap gelsin. Ya hesabına başlayacağım hesap nerede ya? Gel geliyor geliyor. Tamam kalkar mısın? Tamam.
Biz ayrı çıkalım o zaman. Onlar önden çıksın. Hesabı da bize kaktırmayacaksınız herhalde. Kaktıracağız. Saat gelmiş bak. Ödüyorum. Ben ödeyeceğim hesabı da. Ben ödeyeceğim hanımefendi hesabı. Saat gelmiş. Elini çek dedim. Kalkar mısın hanımefendi? Tolga, Tolga git hesabı öder misin Tolga? Hayatım, hesabı ödeyip kalkacağız. Ne zaman kalkacağız? Tamam kalkalım. Tolgacığım, ne zaman kalkacağız? Tolgacığım mı? Hayırdır bu münasebeti nereden kalkmış? O benim arkadaşım da Sesil. O benim arkadaşım. Benim de eşim buyurun. Hadi, kalkar mısınız? Hayatım, biz bir eve gideceğiz. Sen git de. Kaldır, ben gideceğim. Kaldır. Hayatım, sen bir eve git. Bizim kendi arabamız. Birazdan kalk. Eve gideyim. Evet, sen ben eve gideyim. Git. Sen eve git. Ben de onlarla gidip geleceğim. Hemen bir işin kontrolünü yapıp geleceğim. Aşkım bak. Sesilciğim. Sesilciğim. Birazdan kalkacağız. Birazdan kalkacağız. Haleciğim kalkacağız birazdan. Sakin ol. Haleciğim kalkacağız birazdan. Kalkar mısın? Bakın kalkın diyorum ortamda. Kalkın yoksa ben gideceğim. Abicim kalkın. Oturunuz. Oturunuz. Bak abicim abicim. Hacım. Bak beni sinirlendirme. Aç tamam bir tane hadi. Hadi. Bak beni sinirlendirme. Hadi. Hadi. Tamam kalkıyoruz de. Tamam kalkıyoruz. Tamam hadi kalkın. Buyurun. Hadi. Tamam kalkıyoruz. Tamam. Şimdi Tolga kalkıyoruz. Eğer eşini oturtacaksın kızlarla gitmene, eşin de arabayla kendisi gitmeye ikna olursa bizden 5 lira kazanacaksın. Bunu yapmak için yaklaşık olarak 1 dakika süren var. Aşkım 1 dakika bak. Süren başladı. Bir saniye aşkım. Otur. Bak. Tamam, bir saniye otur. Biz öderiz hesabı. Tamam. Aşkım bir saniye. Bak oturur musun? Hanımefendi bekler misiniz? Hayır beklemeyin ya. Bir saniye otur bak bir şey söyleyeceğim. Bak. Bak. Ya niye tamam 2 dakika kalkacağız bak. Eve gideceğiz be Sesil. Eve gideceğiz. Tamam gidin o zaman. Bilmiyor ki eve. Tamam. Biz götüreceğiz. Hayır kendi evimize gidin. Aşkım, hayır musun? Ama işimizi halledecek. Tolga hayır, arabanın ama anahtarını ver işine. İşimizi halledecek. Bak, bu arada 30 aşkım, saniyen kaldı Tolga. Al arabanın anahtarını. Bir alır mısın? Bak, almıyorum bir, ya. Bir alır mısın? Almıyorum. Bak. Tamam biz gidiyoruz. Tamam mı? Sen arabayla dönersin. Sen başının çaresine bak de. Sen başının çaresine bak. Alır mısın? Al şunu. Ben bir eve gideceğim. Sen de kalk. Hale kalk. Hale kalk. Abicim mi? Sesini biz bir gidip geleceğiz. Gitmeyin ama durun orada. Gidiyormuşsunuz ya. Hale gidiyormuş gibi yap durun. Ayakta durun. Bak beni sinirlendirme. Tamam gidip geleceğiz. Ya nereye gidiyorsun ya? Bek. Siz kapıya tamam. Doğru yavaş yavaş adım alın. Tolga aşkım, sen de ikna et. İşin kontrolünü. Ya bak. Bak işin kontrolünü. Ettirtme bana. Bana küfür ettirtme. Bak işin bir bakayım kontrolüne. Geleceğim tamam mı? Sen ya, eve geç. Ya kontrol mantrol ne ya? Ha, başta bana kabul ettin. Tamam başta kabul ettin. Neyi kabul ettim? Kızlar geleceğini nereden bileyim ben? Ben de bilmiyordum. Nihat abiye söz ver. Canım ciciğim ne oluyor? Ne oluyor söyle. Aşkım işi bağlamak için numara yapıyorum değil mi? Ben şimdi seni bağlayacağım aşkım bak. Bak ben seni bağlayacağım şimdi. Ya, tamam sakin ol. Ya ne sakin olacağım ya? Var. Abiciğim bir sakin ol. Evet babuş. Babuş. Bu kadar sinirlenme. Hacım. Hacım gel. Gel hacım gel. Gel sen bir tanesin olur mu ya? Senin üstüne kül koklar mı hiç ya? Evet. Alkışlar mıyız onları? Şimdi babülü. Babülü sen bu anahtarı al. Git. Sonra Tolga gelecek. Babuş sen keyfine bak. Bu arada hep böyle abicim derim, babuşu. Siz çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Vallahi siz, bak yani. O da acımasız. İnsan biraz yumuşatır söylerken. Ama Tolga gerçekten sizi çok seviyor. Evet. Ve bence çok başarılıydı. Çok oyunları güzel. Falan çok güzeldi. Ama çok acımasız. Ya ağlamayın. Mutluluktan mı ağlıyorsun? Ben de bir şaka ederim. Tamam. Ama gerçekten çok güzel. Bir sarılsana yengeye. Birazcık size haksızlık ettik yani. Evet. Ama niye yaptık? Biz de baktık çok böyle tepki alamıyoruz sizden. Birazcık da evet. Hayır yani ya. Yani çok da rezil olmak istemiyorum evet, ortamda. Doğru ettik. Çünkü en sevmediğim şeydi. Tabii tabii. Ama yani çığırından çıkardı artık yani. Lanet olsun ya. Son ana kadar da dayandınız son anda artık böyle bir rahatlayınca göreceksiniz. Benim hiç içim yokmuş gibi dayandım. Ne biçim adamsın? Gördük kıza ne eziyetler çektin. Ya biz de biliyoruz eskiden de güzeldin. Onların hepsini biliyoruz. Tabii biz söylettirdik. Yoksa siz çok güzelsiniz ve birbirinize çok yakışıyorsunuz. Bunlar da kimmiş? Sorun yok yani. Elektrik işi yapmıyor. Nihat abi de yok. Evet. Bu arada kızlarımız da yani oyuncu arkadaşlarımız bizim. Biz size söylersek onu yerine getirdi onlar da. Onlar için de durum zordu yani. Ama bir yana bırakıp gidiyordunuz eşinizi yani. Evet. Başlarda yani gidecektim artık yani yeter.
Yalnız şey çok güzel değil miydi ya? O çok iyiydi. Ben konuşacağım bunlarla. Bunlar senin turnuvan olmaz. Kim ulan bunlar? Falan deyip ondan sonra kız gelince şey diyor kıza. Makyaj yapmanıza hiç gerek yoktu çünkü güneş falan. Bak orada delirdim yani. Evet. Bu arada şiir hitabından para kazandın ama şiirde kulağına biz okuduk. Biz okuduk. Öyle var mı öyle şey? Yani şiiri biz okuduk o sırada. Evet. Onu aslında senin okuman lazım. Evet, fark etmedim. Bu arada bizden tam 2500 lira kazandınız. Eğer hani gitmesine izin verseydiniz, babuş siz de hani araba gitseydiniz. Yani babuşa izin verseydiniz 500 lira kazandınız. Ama bence çocuk var mıydı? Yok. İşte çocuğunuz olduğu zaman da ona anlatacağınız çok güzel bir hikaye var elinizde. Bence çok güzel bir anınız oldu. Nerelerde çok sinirlendiniz? Biraz da onu konuşalım. Ya en yani. Çok hani bana şey demesi, hacı. İşte hani beni umursamaması, en çok o onun biraz şeydi. Bu elektrik falan saçma geldi mi size? Ya siz ne diyorsunuz? Bir an ben de şey yapacaktım yani, çarpacaktım. Benim de bir şakam var. Senden elektrik alıyorum. Ay Allah'ım ya. O zaman çiftleri ayırmak için çabalayan program ilk buluşma devam ediyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.